Herkese merhabalar gençler. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben Ertan Çalışkan. Yaklaşık 8 yıldır geziyorum ve gezip gördüğüm yerleri de sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bir 2-2,5 ay önce bir karavan yapımına başlamıştık. MD Karavan'da. Şimdi de bu karavan kısmının artık son raddelerine geldik. Son anlarına geldik ve ne yaptığımızı, ne ettiğimizi biraz size göstereyim istedim. Ve bu videomuzun başlığını karavanda elektrik ve su tesisatı olarak değerlendirdim. Çünkü bence bir karavanın en önemli noktalarından biri tesisat kısmı. Yani ince işçilik. Bence bu en önemlisi yani. O yüzden şimdi bu hafta arkadaşlar lafı çok uzatmıyorum. Karavanda elektrik tesisatı nasıl yapılır? Su tesisatı nasıl yapılır? Bu işin bencesi. Bence böyle yapılmalı. Ve kendi istediğim gibi de ustalarla konuşarak yaptırdık. Bence bir karavanda olması gereken tesisat tamamen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelin ne yapmışız, ne etmişiz gösterelim efendim. Arkadaşlar bu karavanımda da yine 3 tane 205'lik monokristal güneş paneli taktırdım. Monokristal olması ne demek? Kapalı havalarda da polikristallere nazaran daha iyi enerji alabilmesi için monokristal güneş panelleri kullanıyorum. 3 tane 205'lik kullandım. Toplamda 615 watt panellerimiz var arkadaşlar. 2 adet 115 amper, toplamda 330 amper USB akülerimiz var arkadaşlar. 1 tane 1000'lik yani 1000 wattlık tam sinüs invertörümüz var. Bunu akıllı kullanmıyorum ben ama tam sinüs kullanıyorum. Dışarıdan elektrik alabildiğim. 1 tane 40'lık MPPT'miz var arkadaşlar. Bu benim elektrik sistemime hayli yeterli bir donanımdır arkadaşlar. Arkadaşlar yıllardır kullandığım sistem bu. Sistemle ben ne yazın ne kışın asla elektriksiz kalmıyorum. Hayli yetiyor. Dışarıdan elektrik yine koyuyorum. Ama hiç kullanmadığım bir şey. Çünkü elektrik sistemim gayet kendi yetebilir bir sistem. Bir de yıllardır karavanda yaşadığım için az çok nasıl kullanmam gerektiğini de biliyorum ürünleri. O yüzden hiçbir problem yaşamıyorum arkadaşlar. Kablolarımız, kullandığımız kabloların hepsi marin kablolar. Çift katmanlı, yanmaz, erimez, ısıya dayanıklı kablolar. Kabloları da bu şekilde kullanıyoruz ki araçta herhangi bir kaçak vesaire olmasın. Buna nazaran yine de bütün kabloların, yani bütün sistemin sigortaları var. Buzdolabına giden sigorta var, televizyona giden sigorta var vesaire. Her şeyin bir sigortası var ne olur ne olmaz diye. Aynı zamanda yukarıdaki kontrol panelinin de içerisinde cam sigortalar da var. Yani herhangi bir kaçak durumunda sigortalar atacak arkadaşlar. Bu yüzden elektrikte vesaire bir kaçak göçek gibi durumlarda yaşanmayacak. Bir de kablolarımızı böyle elektrik bantlarıyla değil de buradan elektrik bandıyla iş yapan arkadaşlar varsa onlara da sesleniyorum. Kablolarınızı elektrik bantlarıyla değil de bunların birleştirme aparatları var. Şu an muhtemelen ekranda görüyorsunuz. Bu birleştirme aparatlarıyla kablolarınızı birleştirin arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar bütün kablolarda kablo koruma kanalları da kullanmak gerekiyor. Niçin gerekiyor? Aslında diyoruz ki ya kabloların zaten dışında koruma kanalları var diyoruz ama araçların arasından giriyor, köşesinden giriyor, direklerin yanından giriyor. Kablonun girdiği yerler çok farklı. Bu yüzden araç hareket eden, karavanlar hareket eden materyaller olduğu için orada kesme yapabilir, bir tehlike arz edebilir diye bir de dışına, o kablonun dışına koruma kanalları yani spiraller çekiyoruz. Bütün bu yapılan sistemlere rağmen yine de ne olur ne olmaz diye araç aküsünden yaşam aküsüne pako şartellerde çekiyorum. Yani ne demek? Araç aküsü bittiğinde yaşam aküsünden araç aküsünü doldurabileceksin. Yaşam aküsü bittiğinde aracı çalıştırıp araç aküsünden yaşam aküsünü doldurabileceksin. Aracın üstünde Setcom uydu alıcı var arkadaşlar. Bu karavanın da televizyonu da oluyor. Ve içeride de 24 inç televizyon var. Bu televizyona Mystic diye bir çubuk taktığımızda bütün Netflix, Exxen gibi bütün uygulamaları indirip rahat televizyon izleyebileceğiz. Bu aracımızda bakalım televizyonumuzda oluyor efendim. İçerinin ışıklandırmasını ben amber rengi seviyorum ve amber renk kullanıyorum. Ama ledlerimiz neon olarak tasarlandı. Şöyle yukarıdan gösterelim. Neon ışıklarımız yukarısı da koyu olduğu için gayet böyle çiçek gibi görünüyor. Benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel görünüyor. Tabii aracın daha toparlanması gereken yerler var ama çok kısa bir süre kaldı. 1-2-3 günlük işi kaldı. Sonrasında haftaya pazar günü efendim aynı saatte karavanımızın tanıtım videosuna gireceğiz. Bunu da buradan belirtiyorum. İhtiyaç olan her yerde USB'li prizlerimiz var. Ne demek ihtiyaç olan yer? Yatarken yatağın sağında, solunda, işte oturma grubunda gibi gibi prizin ihtiyaç olduğu her yerde prizlerimiz mevcut. Aynı zamanda yukarıda şu görmüş olduğunuz
ışığının beni aşırı rahatsız eden beyaz ışıklı ama kamplarda vesaire çok da ihtiyaç duyulan dış aydınlatmamız var. Buna ne yapacağız? Dışına bir sarı şerit çekeceğiz. Çiçek gibi atmosferlerde çok güzel ışığımızla aydınlanacağız. Tam ben bunu söyledim ki hemen MD Karavan hemen bir çözüm buldu. Oraya çok güzel bir kağıt bant koyup al dedi, gün ışığı olarak kullan. Böyle de kullanılır ama ha. Gayet güzel oldu. Çünkü beyaz ışık çok sert oluyor. Bayağı göz yoruyor. Bence bu gayet başarılı bir çözüm. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar, daha minik minik birkaç işlemi daha var. O kablolar toparlanacak, her şey nizami olacak. Bunları da bir sonraki haftada göreceksiniz. Bir de geri görüş kamerası ve double tape de takılacak. Çünkü büyük araçlar bunları park etmek öyle çok da alışmadığın zaman çok da kolay değil. Elektrik tesisatımız bu şekilde. Yıllardır bu sistemi kullanıyorum. Elektrikten yana hiçbir sorun ne yazın ne kışın yaşamıyorum. Biliyorsunuz ki 6 yıldır karavanda yaşıyorum ve bu yaz kış karavanda yaşıyorum. Haliyle ben bir karavan yaparken öyle yazlık, yani tatlı su kampçılığı için değil, yaz kış içerisinde hard şartlarda yaşayabilmek için yaptırıyorum ve bu sistemimle asla elektrik sorunu yaşamıyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim su sistemimize, su tesisatımıza. Buraya bir sürü notlar alıyorum çünkü birini bile kaçırmak istemiyorum. Su tesisatımızda 275 litre temiz suyumuz var. Şimdi diyeceksiniz ki 275 litre abi, depoyu koydun, bagajda alanın kaldı mı diyeceksiniz. Kaldı arkadaşlar. Gelin size şöyle göstereyim. 275 litre su depomuz bagajda burada duruyor ve bagajın şu kısmı komple bomboş. Dakikada 12 litre su veren Aquaforza'nın hidraforu var ve Siaflo'nun 0.75 litrelik basınç tankı var. Basınç tankını her karavanımda kullanıyorum. Arkadaşlar, borularımız pneumatik borular, basınca dayanıklı, böyle şişme, etme, patlama, yırtılma gibi şeyler yaşamıyoruz. Ve bağlantı aparatları, dediğim gibi elektrikte ve suda bağlantı aparatları çok 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 önemli. Bunları böyle asılıp çekmeye çalışsanız da yerinden çıkaramazsınız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bagajda hala devasa alanım var. 275 litre temiz suyumuz var dedik. 105 litre gri suyumuz, gri su tankımız var. Gri su ne demek? İşte bulaşıkları yıkıyorsun, gri su deposuna gidiyor. Duş alıyorsun, gri su deposuna gidiyor gibi. Bu kirli suyun olduğu depo. Bir 105 litre de macerotörlü tuvaletin tankı var. Macerotörlü tuvalet kullanıyorum arkadaşlar ve bu macerotörlü tuvalette de şöyle durumlar var. Taharet musluğu da koydurtturuyorum. Çünkü biz abici biliyorsunuz Gürcistan'a gittim, taharet musluğu yok, rahat edemedik. Taharet musluğunu da koydurtturuyorum. Artı macerotörlü tuvaletin bir de ekstra macerotörü var. Bu da tankı hızlı boşaltmanıza yardımcı oluyor. Normalde evrensel vanalar var. Tabi ondan da koydurtturuyorum bir problem olursa diye. Evrensel vanayı açarsın, boşalır. Ama ben bir de hızlı boşaltım için ekstradan bir macerotör sistemi koydurtturuyorum. Tanzikli boşaltımı sağlıyor. Bu şekilde çok daha konforlu, çok daha rahat tuvaletimizi kullanabiliyoruz. Şofbenimiz var arkadaşlar. Her karavanda ben şofben kullanıyorum. Şofbenimiz var. Şofbenimiz de hem mutfaktaki suyu ısıtıyor. Çünkü kışın mutfakta bulaşık yıkarken ellerimiz donuyor malum. O yüzden sıcak suyu mutfağa da bağlattım ki rahat rahat bulaşık yıkayalım diye. Aynı zamanda dış duşta da sıcak suyumuz var. Dış duşta bugüne kadar hiç sıcak su ihtiyacı duymadım ama Deniz Bey dedi ki, Ertan dedi, gel dedi, dış duşu da şöyle Avrupa bir dış duş koyalım dedi. Yakışıklı olsun dedi, güzel olsun dedi. Oraya sağ olsun bana bir dış duş hediye etti. Hem sıcak su var hem soğuk su var. Tabii aynı zamanda içerideki banyoda da rahat rahat duş alabilmemiz için orada da sıcak suyumuz mevcut efendim. Şimdi size içerideki duşumun daha berber musluğu takılmadı. İçeride berber musluğu olacak. Çünkü o rahat oluyor. Hem lavaboda elini yıkıyorsun hem de duş alacağın zaman onu çıkartıp böyle rahat rahat sıcak suyunu duşunu alabiliyorsun. Dış duşumu da gelin görün bakayım nasıl bir dış duşa sahibiz efendim. Dış duşumuzda arkadaşlar hemen şurada. Burada sıcak soğuk ayarı var. Sol tarafta. Sıcak soğuk ayarı var böyle. Şu taraf sıcak. Bu taraf soğuk. Buradan da uzayıp gelen bir dış duşumuz mevcut. Bu genelde ne zaman kullanılır? Yazları kullanılır arkadaşlar dış duş. Hem böyle kumlu kumlu gezmeyeyim diye, hemen ya da tuzlu tuzlu gezmeyeyim diye hemen denizden çıkınca bir dış duşunu kullanırsın. Hem de doğada duş almak keyifli şey abicim. Dışarıda duş almak keyifli şey. Tabii ki organik şampuanlar kullanarak arkadaşlar. Kimyasal şampuanlar kullanarak değil.
275 litre suyu nasıl dolduracağız Ertan derseniz, onun için de 9'luk büyük gırtlak borular kullanıyoruz arkadaşlar, rahat rahat dolması için. Hem tahliye borusu var, hem de boru geniş olunca bir yerden su dolarken bir taraftan da hava çıkabiliyor. O yüzden büyük borular kullanıyoruz arkadaşlar. Kayar basamak sistemimiz var, elektrikli. Ama ben bu kayar basamak sistemini kapılara otomatik olarak bağlatmıyorum. Normalde şöyle yapılır. Kapını kapattığında elektrikli basamak içeriye girer. Kapını açtığında elektrikli basamak dışarıya çıkar. Ama ben bunu yaptırmıyorum. Ben şuraya bir düğme yaptırıyorum. Burada bir düğme var. Düğmeye bastığında açılıyor, bastığında kapanıyor. Çünkü büyük panelvan araçların orta kapı problemi çok fazla oluyor. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün muhakkak orta kapı problemi var. Bunlar da kronik. Ben bir kamp yerine gittiğimde kapımı açtım. Kapatırken zorlandığında ya da kapanmadığında ya da manyetiği okumadığında gibi gibi problemler olduğunda bu dışarıda kalıyor ve sanayiye o şekilde gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu iki arkadaşımda da gördüğüm için kendi karavanımı düğmeli yaptırdım abi. Oraya düğme koydum, kamp yerine geldim, kapımı açtım, düğmeme bastım, elektrikli basamağım dışarıya çıkacak. Ben bunu uygun gördüm, böyle kullanıyorum. Yani şu şekilde arkadaşlar, kamp yerine geldik, düğmemize bastık, elektrikli basamağımız açılıyor. Kamp yerinden gideceğiz, düğmemize basıyoruz, elektrikli basamağımız kapanıyor. Neden böyle yaptım abi? Böylesi bence daha sağlıklı. Çünkü bu elektriğe hiçbir şey olmaz. Bu elektriğe bir şey olsa bile kablosunu oradan kendin yapabilirsin. Ama manyetik okumadığında, bir problem olduğunda o sanayiye gitmen gerekiyor yani. Gibi gibi efendim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya çekeceğimiz videoda hem bu güzel karavanımızın tanıtım videosunu çekeceğiz. Ok gibi oldu inanın bana. Daha derlenecek, toplanacak. Kablolar, mablolar, her şey derlenecek, toplanacak. Mobilyası da o şekilde. Tüm rötuşları yapılmış olacak. Aynı gün, aynı saatte tanıtım videosunu izleyeceksiniz. Gel gelelim. Şimdi ben bu karavanı nerede yaptırıyorum arkadaşlar? Ben bu karavanı İzmir'de, Harmandalı'da MD Karavan'da yaptırıyorum. Manisa Denizli. MD Karavan. Şurada bir yerde Instagram adresleri yazar, takip ederseniz seviniriz hatta. Sahibi Deniz, yakın arkadaşım biliyorsunuz. Deniz'le şöyle bir görüşme yaptık. Bunu bir kere daha yapmıştık. Çok ilgi olduğu için tekrarlayalım dedik. Eğer ki ben Tantin 34 kanalından gördüm, karavan yaptırmak istiyorum. Ertan yaptırıyorsa vardır bir bildiği. Kaç yıldır karavana biniyor? Vardır bir bildiği. Ben de karavan yaptırmak istiyorum Deniz Bey derseniz, yani selamımı söylerseniz %5 indirim alıyorsunuz. %5 şimdi kulağa az gibi gelebilir ama 200 bin liralık, 300 bin liralık bir pakette 10-15 bin lira gibi bir indirim sahibi oluyorsunuz. Ben Deniz Ertan Çalışkan. Haftaya aynı günde aynı saatte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın. Katıl butonumuz orada, katılmak isterseniz seviniriz. Çünkü bence çok güzel, bilgi verici bir video olduğunu düşünüyorum. En azından benim ne yaptığımı görmüş oldunuz. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Instagram'dan falan takip ederseniz sevinirim. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain.